ve son raundun başlamasına saniyeler kaldı. Tüm yorumculara ve seyircilere başarılar dileriz. Sporun sigortası HDI Sigorta son round programını sunar. Şenol Hoca, şimdi Şenol Hoca geldiğinden beri 8 lig maçı oynamış. 6 galibiyet, bir beraberliği var, bir de mağlubiyeti var. 19 puan almış. Bunu böldüğünüzde 2.375, 2.4 gibi bir maç başı puan ortalaması var. Özellikle, şu maçların hiçbirinde Raşit Gezal oynamadı. Özellikle son 5 maç üst üste, değil mi? 5 maçlık seri. Evet, 5 maç oldu. O enteresan. Yani bir orada ADS var, Demirspor var, Kasımpaşa var, Konya deplasmanı var. Son Kayseri saniye var. Kayseri var, rahat bir galibiyet sayılır o. Ve nihayet Alanyaspor maçı var. Tabii Abu geldi abi. Bir de o var. Büyük bir hava geldi. Tabii. Ben maçtan evvel bir hafta içi Beşiktaşlı bir dostumla konuştum. Kulüpten biriyle. Şampiyonuz dedi. Dedim ki 10 puan var. Yok dedi, 7 puan var. Dedim tamam, öbürüyle 2 takım var arada. Hatta 3 takım, yani işte Başak. Yok dedi, biz o maçı kazandık sayıyoruz. İşte Beşiktaş Galatasaray 7 puan. Serdar Fenerle'de, şampiyon olur olmaz. Şu bu havanın geri dönmesi çok değerli. Bak, Alanya maçından önce söylüyor bunu. Ondan sonra o havayı ben şeyde de gördüm. Ne derler onun adına? Tribünde de gördüm. O hava güzelmiş abi. Mesela tabii, o hava hala Fener'de tam oluşmadı. Tam oluşmadı yani. Ya şimdi neyse, onu Fener'de konuşuruz. Tezahüratlar, pankartlar mesela görüyorum. İşte deve pankart her hafta yeni bir hazırlık yapıyor. Yani onlar büyük bir sinerji. Hala şeyler var ama görüyorum. Ya pankart açtınız, maçları yeniliyoruz falan. Nerede abi? Bak, Delali sonunda futbolcunun bırakmadığını, hafif sinyalini verdi. Çok güzel. Eğer her hafta Delali bu reaksiyonu verecekse, böyle iyi oynayıp, haftaya daha da iyi oynayıp, biz aynen devam edelim. En başta böyle Gökmen olmak üzere, Fanatik Gazetesi ve Voley'den tanıdınız. Delali futbolu bırakmış gibi, ya da benim dediğim gibi futbol mu Delali'yi bırakmış? Biz böyle devam edelim. Sonra böyle devam et. Hani böyle tümenim vardı ya Fenerbahçe oynarken. Siz şişe atmaya devam edin. Biz de gol atmaya devam edelim. Biz sana laf atmaya devam edelim. Sen oynama. Yeter ki oyna kardeşim. Şenol Hoca eğer Deli Ali'de de zamanında Trabzonspor'a gelen Burak Yılmaz'daki dönüşümü yapsaydı. Hayır. O artık çok önemli. Niye biliyor musun? Burak Yılmaz ilk çıktığı zaman bir süper yıldız adayıydı. Yılmaz Vural. Şenol Hoca'nın futbola geri döndürdüğü en az 10 tane futbolcu vardı. Var canım. Yani say say bitmez de. Hani o şey çok önemli bir kere. Yani Deli Ali gibi hani artık umutsuz vaka gözüken bir oyuncudan bu sinyali bu hafta aldı. 11 başladı. Sırf eksiklerden dolayı mı başladı? Yoksa bu mu? Bak şimdi geldiği zaman şunu söylemişti. Deli Ali'ye böyle dokunmak istiyorum ama kırar mıyım bilmiyorum diye. Yani bir şeyler oldu ve oyuncunun performansı önemli. Şenol Güneş sadece ve sadece teknik direktörlük yaptığı zaman bu işin pirlerinden bir tanesidir. Güzel, çok, sadece teknoloji yapınca çok çok iyi. Ben ilk göreve geldiği zaman da Sergen kardeşimiz aracı kullanıyordu. Yanında aradım. Hocam dedim, siz sadece teknik direktör yaptığınız zaman en iyilerden. Gelmiş geçmiş dedim. Yani sırf Türkiye değil. Dünyada dedim ya, 2002'si bunun. Şampiyonlar Ligi'nde namalup lider çıkış. Evet, bunu hep söylüyorsun. Söyleyeceğim tabii canım. Yani sonra? Ne söyleyeceğim? Onun dışında... O ne dedi o zaman? Başka gene bir şeyler söylemiştir tam. Hiçbir şey anlamadım. Ama şunu aldım. Yani benim mesajımı aldığını hocam hissettim. Anladım. Yani hocam teknik direktörlük dışı işlere çok fazla zaman harcamayın. Hani yine tabii ki o felsefi donanımını gösterecek sözleri edecek. Yine bu hafta da yaptı maçtan sonra ama tadında. Yani böyle Spinoza olmayacak. Platon olmayacak. Platon'a kadar gitmeyecek. Platon, Sokrates, Aristo, Vole, o şeyde kalacak yani. Bunu görüyoruz. Şimdi ne görüyoruz? Bu maçta Beşiktaş'ın çok önemli eksikleri vardı. Bak abi, şu puan ortalamasında hiçbir maçta Gezal oynamadı. Evet. Sağlam bir Gezal ki onunla ilgili dedi ki hastalığı, sakatlığı, rahatsızlığı kalmadı. Sadece hazır değil dedi. Hazır olunca oynatacağım dedi. Bu adam gerçekten Mario Gomez'inden Quaresma'sını. Bence Quaresma da İlk kez kariyerinde Quaresma istikrarlı olarak yeteneklerini sergiledi Şenol Güneş yönetiminde. Bu da büyük iştir. Yani o artık Volkan Şen, Fernando, oraya girmeyeceğim. 10 tane oyuncu sayarız, 10 tane. Ya ondan fazla sayarız biliyor musun? En az 10 tane sayarız. Umut Bulut. Tamam. Cedric Bakambu. Bakambu. Abi bak. Şey, Engin ya. Engin bile. Bak, Bakambu. Fransa'da Burak Yılmaz gibiydi. Selçuk İnan'ın da Selçuk İnan yapan şey. 17-21 yaş arası altyapı milli takımlarında. Bu adamı sürekli forvet oynatıyorlar. Adam bir türlü gol atamıyor. Ya kardeşim, gol olup yağdı burada ya. Ve oradan büyük bir transfer yaptı.
Ya böyle çok var. Ama bence Volkan Şen falan çok büyük örnek. Şimdi artık orada Cenk Tosun oynuyor. Aboubakar geldiği için solda. Yani artık Enkudu Volkan Şen projesine gerek kalmadı. Tabii şimdi Cenk Tosun Aboubakar'la oynadığı zaman burası. Buraya da Gezal gelecek. Tamam işte. O zaman işte böyle Tayfur daha değerli hale gelecek. Bu hafta Rozier'in yerine sağ bekte yarı orta saha gibi oynadı. Sağ içi gibi çok iyi oynadı. Ama burada da gerekecek Tayfur. Burada da gerekecek. Tabii. Burada da gerekecek. Yine de Beşiktaş'ın yapması gereken yakalanan bu havayı Beşiktaş yönetimi... Amir Hacı Ahmetov işte olmak üzere gibi bir tweet evet, atmış. Bir dahaki şey. Satıştan pay artı 1 milyon bonusla yeni bir şey açılmış. Burnley transferden vazgeçmiş. Galatasaray'da gözükmüyor. Galatasaray herhalde o dediğin Torreira Milan şimdi teklifinden dolayı mı düşünüyor? Geldi Torreira ya Milan resmi teklif yapmış. Galatasaray satar mı satmaz mı bilemem. Satarsa ne yapar onu bilemem. Ama Amir Hacı Ahmetov işte Torreira aynı oyuncu değil. O yüzden değil, tabii ki. Ben Torreira Beşiktaş'a biraz yani eğer Türkiye'de kalırsa Beşiktaş'ın alma ihtimalini daha yüksek görüyorum. Hacı Ahmetoviç'i. Evet Hacı Ahmetoviç'i. Evet. Burnley'de ben o paralara çıkmam demiş en son. Ben ilk geldim bu parayı verdim veriyorsam ver demiş. Bence şimdi, gayet iyi oyuncu ama tabii, Beşiktaş'ın ama da oyuncu mu onu da bilmiyorum. Şimdi bir dahaki sezon için böyle Elneny, Zayt, Jetson, Beşiktaş çok konuşuluyor evet. Elneny, Zayt, Jetson çok çok iyi bir orta saha olur. Yani i̇şte Hacı Ahmet Avuç'u alırsan ellerini almazsın artık. Şimdi bak Şenol Güneş'in en önemli başarından bir tanesidir bu orta sahalar abi. Selçuk Kolman önlerinde Jaja oynatıyordu ya. Tabii şey oynatmaz o. Ceyhun Gülselam'ı... Kasap orta saha oynatmaz. Aykut Kocaman'ın tam tersi seçiyor değil mi? Tabii. Kasap oynasa, orta saha oynatmaz. İki ön libero'yu kesen adamdır Şenol Güneş Türkiye'de. Herkes de ön libero vardı. Hoca Kolman Selçuk'la onu yıktı. Yine yoktu bu maçta Beşiktaş'ta. Salih. Yoktu. Yani istese var yani evet. Joseph var istese. Joseph var. Ki Joseph tam bir tam olarak tek bir kesici yani değil Necip yani. Vardı. İşte 11'de yani başlamadı. Berkay vardı 6 numara. Başlamadı yani. Başkası Necip yapar yani. Ya mobil 6 numara. Mesela Hacı Ahmetoviç direkt böyle ön libero değil ya. Hacı Ahmetoviç 8'de oynayabilen bir 6. Alanya maçında hocaya hak verdim. Bence bir stoper lazım. Tayyip iyi bir oyuncu ama abi uzak kalıyor şeye. Ya sayı solmayınca yapışması lazım. Sayısı'nda kıyas kabul etmez. Yarı kaliteydi. Ama mesela Wellington Sayıs daha iyi mi olabilir acaba diye düşünüyorum. Yabancı sınırına da bakacaksın orada. Yapacak bir şey yok. Çünkü Rozier yoktu bu maçta. Normalde Rozier orada olacak. Mesela bu arada başka hiç kimse de şey başlamaz ha. Muleka, Aboubakar, Cenk başlamaz. Yani çok kişi hani böyle bir şey herhalde yapmaz diye düşünüyordu. Ben de diyordum ki ya yapar ve kendi içinde bir tutarlılığı olur onun. Tutarlılığı ne? Şu var. Bu maçta dikkat edersen böyle Alanya Spor hep ayağı oynayan Farioli takımı. Bu artık ezbere dönmüş durumda. Dellale'nin golünde içimin yağları erdi. Değil mi? Onu kaptırdılar diye. Hala avuttan paslaşarak çıkıyorlar. Çizgide bravo. Paslaşacaklar artık. Burada, işte bunu... burada paslaşın. Fantaziyi burada yapın. Fantaziyi. Fantazi futbol. Burada yapın. Topa bari böyle file çorap falan da gelir. Vallahi yemin ederim ya. Ne artık yapıyorsunuz? Saçmalık ya? Bu abi. Ya. Ne yapıyorsunuz? Şenol Hoca bunu biliyor. Diyor ki bu adam böyle. Ben saygı duyuyorum diyor ama ben 3 puanıma bakarım diyor. Kardeşim ben 3 forvet başlıyorum. Arkada Dele Alli. Zaten abi şimdi bu oyuncuları Aboubakar. Öbürü de Salih'le geçsin. Muleka bir de tabii Cenk, Dele Alli. Ya bunları geri koşturmak mı daha verimli hale getirir? İleride tam sağ presi. Burada tam sağ presi yapacak. Konya maçında tam sağ presi yapmadı. Konya Spor'un stoperleri ilk oynadığı oyuncuya baskı yaptı Beşiktaş. Presi orada başlattı. Stoperlere topu aldırıyordu. Burada kaleci nasıl olsa Runarsson'dan başlayarak dediğin laballik. Ya benim hiç laballik pas evet. Abi ne gerek var bir de hala 3-0 olmuş hala avutta çıkıyorsun. Çok garip şeyler. Bak Arsenal'de Arteta vazgeçtiği için Arsenal bu sene şampiyon olmadı. Kendi fikrine aşık olan her adama eleştiri yapıyorum ben. Güzel. Onu da Serkan. Böyle siyasette falan hepsini siyasette değil mi? İktisatta. Tabii. Evet. Sabit fikirli olmamak lazım. Taktiksel açıdan futbolda esnek olacaksın. 5 yıl içinde anlamlı bir fikri değişmedikçe o insanın öldüğüne kanaat getirmek gerekir diye. Etmek lazım. Gerekir diye çok güzel bir söz var. Arada arada fikirlerin değişmesi lazım. Hayata bakışın değişmesi lazım. Bana yapılan en büyük şeyden biri ki eleştiri olarak yapıyorlar. Revizyonistsin. Evet. Çünkü her gün başka bir maç oynanıyor. Evet. Ve ben fikrimi yeniliyorum. Bence yani Şenol Hoca... 5 sene öncesiyle aynı düşünüyorsan 5 sene boş izlemişsin maçları. Yani hiçbir manası yok. Sporun sigortası HDI Sigorta Sonra programını sundu.